Evet, geçen hafta tanrıları işledik, canavarları işledik. Onları nasıl senaryoya işleyebileceğimizi işledik. Bu hafta nasıl doğal karakterler çizip yazabileceğimizi göstereceğim. Şöyle, eski hikayelerde tanrılar ulu dururken, yani bizden çok 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 tanrılar derken kahramanlardan bahsediyorum. Kahramanlar mesela Herkül, Zeus, hep böyle bizim ötemizde canavarlar, yaratıklar, böyle fiziksel olarak büyükler, bilmem neler. Ama şu anki kahramanlarımız, şu anki tanrılarımız daha insani. Bizim gibi sorunları var, işte Spider-Man. O yüzden sadece fantazi yazarken kendimizi anlamanın önemi olduğunu düşünüyorum. Sadece doğal sorunları olması gerekiyor. Seyircinin bizim yazdığımız karakterlerle empati kurması gerekiyor. Empati, sempatiden daha önemlidir. Onu da söyleyeyim. Iron Man, evet, güzel, cool izlemesi. Ama niyeyse empati daha çok satıyor. Çünkü ya ikisini karıştırabilirseniz o da daha iyi tabii. Doğal sorunlar, işte Ghost Rider'ın arkadaş arama çabaları. Onlar bunlar. İşte Spider-Man'in kostümü yırtılması, ondan sonra aile sorunları, işte amcasını kaybetmesi, bilmem ne, kız arkadaşına yetişememesi. Bunların hepsi bizim günlük hayatta çektiğimiz problemler olduğu için işliyor. Şöyle bir durum var. DC Comics, yani Detective Comics, dedektif çizgi romanlarını firması ve Spider-Man'den önceki kahramanlar her zaman şu şekilde olmuştu. İşte Superman tarzı. Yani tanrı gibi, ulu. İşte adama kurşun geliyor, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben bir şey yapamıyorum yani. Şimdi Superman'de de bir İsa figürü var. Bir problem oluyor. Tanrı dünyaya iniyor ve olayı çözüyor. Bu kadar. Yani bir geyiği yok. Yani bir konflikti yok. Bir zayıf noktası yok. Ya da benim empati kuracağım bir şey yok. Bunlar tutmadı. Spider-Man kadar tutmadı. Spider-Man çizgi roman, süper kahraman, bu tarz şeylerde bir geçiş noktası o yüzden. Kendi problemleri var. Senin benim gibi kendi problemi var. Joseph Campbell işte bunu iyi işliyor. Niye tanrılar? Niye kahramanlar yeryüzüne indi? Niye artık bizden diye? Onun kendisi detayına daha çok giriyor. Ama benim anlattığım kadarıyla anlamışsınızdır ki empati sempatiden daha önemli. Şimdi Herkül'ün her yaşadığı şeyle ben empati kuramıyorum. Adam çok güçlü. Fazla güçlü. Ben o kadar güçlü değilim. O yüzden empati lazım. Evet, sembolik anlamda bir sürü şeyle karşılaşıyor. İşte Medusa ile karşılaşıyor. Cehennem köpeğiyle karşılaşıyor, üç kafalı. Kendisi burada boğuyor, bu Herkül'ün heykeli. Ya şuna baksana, ben bu adamla ne empati kurayım yani. Ben her gün köpeklerle boğuşmuyorum. Böyle bir vücudum yok. Yemek yemeye ihtiyacım var. Kız arkadaşıma yetişemiyorum. Yani hikaye işte. Yani tamam, bana bir şeyler anlatıyor. Ne bileyim, Medusa figürüyle, hani o zamanın şeyiyle kızlara hani güzelliğe çok bakmaman gerektiğini falan anlatıyor. Yani onu geçen haftalarda canavarları işlerken konuştuk, hani yılan seni taşa döndürüyor.
Çünkü gerçekten vurulduğun zaman bir kıza ne oluyor? Taşa dönüşüyorsun yani. Ne yap? Bütün bütün varlığın duruyor. Aklın duruyor. İşte neyse, Herkül'ün hikayesinde artık açıklamayayım yani. Onun sembol içindeki ben her sembolü açıklayacağım diye bir şey yok bu derste. Ben şunu yapıyorum. Ne yapıyorum? Ben size fikri veriyorum. Artık düşünün, bulun diye. Yani normal hayatınızda ödev de yok. Normal hayatınızda düşünmelik fikirler veriyorum. Ya gidip de tamam, ayın bir sembolü var, güneşin bir sembolü var, bir açıklaması var. Ne bileyim, güneş işte açtığı zaman bütün canlılar ondan bir şey kazanıyor. Etraf aydınlanıyor. İşte güçlü bir figür. Yani bir anlamı var, bir sembolik anlamı var. Yani bir yerlerde kullanılabilir. Karanlıktan bahsettik, maviden bahsettik, kırmızıdan bahsettik. Bunların hepsine oturup bütün renkleri açıklamayacağım. Bütün sembolleri, bütün canavarları açıklamayacağım. Çünkü onlara girdiğim zaman bildiğin sözlük yazmam gerekir. Etrafta gördükçe fark edin diye ben size fikrini veriyorum. Bir şeyleri artık böyle farkında olun diye. Neyse, bugün insanı işleyeceğiz. Normal, ben size belli başlı şeyler vereceğim. Yani bütün detay, bütün karakterlerin, yani bütün insanlığın kategorizeye ayırmayacağım. Ama senaryo yazarken ya da film yazarken, yani film senaryosu yazarken ya da bir karakter geliştirirken ya da aktör olacaksınız bilmem ne. Hangi karakterlerde olduğunu çözmeniz için biraz sizden bahsedeceğim, insandan. Ki sorun çekmeyin ya, bu kadarını bilseniz yeter. Şimdi öncelikle bir psikoloji 101, en giriş psikoloji dersiyle başlayıp şunu anlamanız lazım. İnsanlarda conditioning, bütün hayvanlarda ve canlılarda conditioning denilen bir şey var. Conditioning şöyle bir şey. Kondisyonlama diye çevireceğim. Türkçe'de psikoloji kitaplarını nasıl çevirdiklerini bilmiyorum. Uyum sağlama değil bu. Kondisyonlama diyelim. Ama uyum sağlama değil, onun eminim o yüzden. Şöyle işliyor bu. En ünlüsü güvercin testi var. Bu güvercin testinde hayvanları nasıl eğitebileceğimizi görüyoruz. Şimdi insana da geleceğim. Şöyle bir şey. Hatta basit bir şeyle başlayayım insanla. Küçükken elini ateşe uzatıyorsun. Elini ateşe sıcak bir şey uzattın, elin yandı. Bu senin bilinçaltına yerleşiyor. Diyorsun ki ateş sıcak, benim canımı yakar. Ouch. Ondan sonra bir daha elini ateşe uzatmıyorsun sıcak şeylere. Bu ne oldu? Sen her ateş gördüğünde ben buna elimi uzatırsam canım yanar diye düşünüyor musun? Düşünmüyorsun. Bu senin alt bilincine yerleşiyor. Ya bir cümle kurmuyorsun. Annene iyi davrandın. Hatta babana iyi davrandın, sana para verdi. Ödül. Ateşe ödül, ceza, nötr durma. Ateşe uzatırsam elimi, beynin şunu kaydediyor. Ateşe yaklaşırsam ceza.
canım yanar. Atıyorum sabah kalktım. Tipten kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe, evet diyorum. Sabahleyin güzel kahvaltı yaptım, günüm iyi güzel geçti. Güzel bir banyo. Abi çok gerçi büyük oldu da neyse ben güver... O da ödül oluyor da. Yaptığın iyi şeylere ödül, kötü şeylere ceza. Diyelim ki ha atıyorum ateşle oynama dediler sana. Sen gittin evde halıyı yaktın. Yapmamanız lazım da gitti babanız siz yapmamalar lazım da. Şey gitti işte birisi ebeveynlerinizden biri size vurdu. Ceza. Yani burada neyi öğreniyor Rus? Alt bilinci şunu çözüyor. Bu dünyada nasıl işlemesi gerektiğini. Bu dünyanın kurallarını öğreniyor. Bunu yaparsam biri bana vurur. Bunu yaparsam canım yanar. Bunu yaparsam ödül olur. Güvercin örneğine döneceğim. Çok ünlü bir örnek. Hala kullanılıyor. Güvercine bir yere koyuyorlar. Ondan sonra sadece etrafında döndüğü zaman yem veriyorlar. Şimdi bir oluyor, iki oluyor, yem vermiyorlar. Öyle kafalarına göre vermiyorlar. Güvercin bir süre sonra şey fark ediyor. Ben sadece döndüğüm zaman bana yem veriliyor. Bana yem geliyor. Şimdi bu hayvani bilinç, hayvani akıl bunun onun o durumu ritüel hale getirmesini sağlıyor. Yani her acıktığı zaman hop Ghost Rider atar yaptı. Bunu başka hayvanlardan da görüyoruz. Örneğin ne yapıyorlar? Filleri ehlileştiriyorlar. İşte insana yaklaştığı zaman küçükkenken işte kırbaçlıyorlar. İnsana zarar vermesini engelliyorlar. Bilmiyorum fillerden haberiniz var mı da filler büyüdüğü zaman eğer vahşi ortamda büyümüşse, eğer bir köye girerse, eğer bir insanlığa yaklaşırsa orayı ezer geçer. Eğer sinirlenirse. Çok arkadaş canlılardır. Sırtlarına binemezsiniz. Buradan da söyleyeyim. Eğer Hindistan'a, oraya buraya, Afrika'ya gittiğiniz zaman sırtlarına bindiriliyorsa o hayvana işkence yapılmıştır. Ona oraya para vermemenizi öneririm. Yapmayın. Neyse, anlatmaya çalıştığım şey şu. Filler büyür. Ve gerçekten güçlü canavarlar olur. Yaratıklar, canlılar. Ama küçükken kondisyonlandıkları için insandan korkmaya yaklaşamazlar. Bunlar bizde de oluyor. Yani hepimiz öyle öyle canavarlarız ki, öyle canlılarız ki çok yetenekliyiz. Yani bütün insanlığa bakın. Şu insanın yaptığı ama ben yapamam dediği şeyin tek sebebi sizin küçükken onu yapamayacağınıza inandırılmış olmanız. Bir şekilde kondisyonlanmış olmanız. Şimdi aileden, işte fıtratınızdan, kişiliğinizden falan da bahsedeceğim. Onları da kategorizeye ayıracağım ama şu anda kondisyonu bir iyi anlamak gerek. Bilinçaltı bununla işler. Bilinçaltı çok düşünmez. Yani senin, benim dil dediğimiz olaya pek girişmez. Bilinçaltı şöyle işler. Bunu dün örnek benim gitar hocam verdi. Çok iyiydi. İnsan beyni çok iyi dedi.
O kadar iyi ki dedi. Basketbol topunu nasıl sektireceğini biliyor dedi. Şimdi tamam Yani o kadar da büyük bir şey değil evet. Ama sen onun hakkında bir kitap yazabilirsin yani. Kocaman bir ansiklopedi yazabilirsin. Fiziğe binlerce şeye gireşebilirsin. Ama insan beyninin onun cümlesini kurmasına ihtiyacı yok. Milyonlarca şey anında hesaplayabiliyor. Ben bunu bu hızla itersem buraya geri döner. İşte elimden kaçtı, ben elimi geri itersem yakalarım. Bunların hepsini hesaplıyor. Ya o kadar iyi. Ne bileyim, bizim yaptığımız şey şu okulda. Hiçbir çocuk gidip de gramer öğrenmiyor. Bunu da o hocam söyledi. Hiçbir çocuk gramer öğrenmiyor dil konuşmaya başlamadan önce. Direkt konuşmaya başlıyor. Bilinçaltı böyle işliyor. Yani bu dünyayı analiz etme. Bu dünyada nasıl nasıl işleyebileceğini çözmek üzere çalışıyor. Her şeye de cümle ad koymuyor. Hepimiz biliyoruz güneşin doğduğu zaman bitkilerin bundan mutlu olduğunu. Ama ben güneş doğduğu zaman bitkiler mutlu olur cümlesi kalıplaştırma olayı. Neyse, conditioning'e geri dönelim. Beyinde ödül de ceza da, ya köpekler mesela havladığı zaman onlara elektrik veriyoruz biz. Ceza, havlama. O sonra bir süre sonra ne yapıyor? Diyor ki havlarsam bana elektrik gelecek, bana ceza, yani canım yanacak. O yüzden havlamıyor. Sınıfta bir arkadaşınız espri yaptı. İlkokulda. İlkokul diyeceğim. Çünkü bir yere bağlayacağım. Herkes güldü. Şimdi bu çocuk espri yapmaya devam eder mi, etmez mi? Eder. Bir espri yaptı, kimse gülmedi. Bir daha denedi, gene kimse gülmedi. Bu çocuk espri yapmaya devam eder mi, etmez mi? Etmez. Yalnız buradaki olay ceza değil. Seyircilerin yaptığı nötr davranma, yani tepkisizlik. Cezadan daha etkili bir durumdur. Yani aslında ceza ve ödül beyinde aynı yerde duruyor. İkisi de aynı şey. Yani birisini beyin ayırmıyor. Birisi ceza, birisi ödül diye ayırmıyor. Birisini istiyor ama birisini istemiyor. Ama bu arada ceza bile bağımlılık yapar. O konuya geleceğim. O da fetişlere giriyor. Cezayı fetiş etme var. Eğer bir kişi bir şeye belli bir süreden fazla maruz kalırsa, o ne olursa olsun ona bağımlı olur. Ödülse ödül, ceza ise ceza. Eğer çok şeker yerseniz ona bağımlı olursunuz. Eğer evde her gün size bağıran biri varsa, o yokluğunda onu özlersiniz. Size bağıracak birini ararsınız. Seyircinin yaptığı çocuğa espri yaptı, gülmedi. Nötr davranış, tepki almadı. O davranış, behavior yani, yok olmaya mahkumdur. Çünkü bu dünyanın, bu fiziksel dünyanın kanunu budur. Her şey, uzaydan bahsetmiyorum, dünyadan bahsediyorum. Topa vur, hiçbir şey etki etmese bile durur bir süre sonra. Sonsuza kadar gitme diye bir şey yok. Uzay evet, bu dünya hayır. Nötr davranış daha etkili. Birisi geç kaldı, kızmadın. 1, 2, 3, 4. Emin olun o davranışını bırakacaktır.
Her geç kaldığına şeker veriyorsan bu sefer geç kalmaya devam edecektir şeker almak için. Ya şeker derken anlatmaya çalıştığım ödül. Oo oğlum gene mi geç kaldın? Seviyorum seni. O zaman der ki bu adam sadece bu anne benle sadece geç kaldığımda ilgileniyor. Bu size tanıdık gelmeye başlamıştır. Bazı ebeveynler var. Sadece yanlış yaptığı zaman ilgileniyor çocuğuyla. Çocuk da şunu anlıyor. Büyürken ben sadece yanlış yaparsam ilgi görüyorum. Bu işte toplumda da devam ediyor. Gittim bir adama... Yine affedersiniz, adam derken insan demek istiyorum da her seferinde adam çıkıyor ağzımdan. Gittiniz bir insana, yani ya bayanı da dahil etmeye çalışıyorum. Gittiniz bir insana espri yaptınız. Adam güldü. Onunla kaynaşmaya, espri yapmaya devam edersiniz ama bir yaptınız gülmedi, iki yaptınız gülmedi artık. Hiç sallamazsınız onu. Ona bir daha espri yapar mısın? Adam böyle donuk donuk duruyor. Davranış eliminate oldu. Davranış kesildi. Birisinin davranışını aynı şekilde o adam gibi davranışı kesmek istiyorsanız tepki vermemeniz daha iyi. Eğer kızarsanız bir tepki vermiş oluyorsunuz. Bu sefer de karşınızdaki kişi, diyelim ki kızdınız, yapma bunu, bak hoşuma gitmiyor. Karşınızdaki kişi size sinir olduğu bir zaman bunları size sinir etmek için kullanabilir. Damarınızı öğrendi artık, oraya basar. Bu şey gibi, beyinde şöyle işliyor. PlayStation joystick'ini aldın eline. Sen bunu düşünmüyorsun. Ben bu tuşa basarsam zıplar karakterim. Bu tuşa basarsam yumruk atar. Buna basarsam tekme atar. Düşünmüyorsun. Emin ol düşünmüyorsun birisini kızdırırken ya da şey yaparken. Dur ben bu adamı bir kızdırayım. Evet birazcık o düşünce zuhur ediyor ama o kadar da değil yani. Bu dünyada çok alışkın olduğunuz için bu duruma, hani çok düşünmeden önceki neyse onlara girmeyeyim. Ya direkt veriyorsun o alışmış olduğun davranışı. Kareye basarken yumruk atacağını düşünmüyorsun. Kareye bastım, fit o sinyal yolladı. Bilgisayar şeyde, PlayStation'daki karakterim yumruk attı. Onu buna bağlıyor. Beyin nöronları bağlıyor. Eğer ben buna basarsam bu olur. Bir süre sonra düşünmüyorsun bile. Piyano çalmak bilmem ne. Ben her an şeyi düşünüyor muyum? Hangi harfi ağzımdan çıkıyor? Geç gramerle öğrenmedim de Türkçeyi. Bu olay o olay. Sizin düğmelerinize basmak için insanlar şeyler kullanır. Tepkisizlik en iyisidir. Tepkisizlik, tepki görmeyen davranış yok olmaya mahkumdur. Ya bu dünyadan uçar gider. Kızmak çok kötü. Mümkünse ödülü kullanın. Günlük hayatınızdan bahsediyorum. Neyse, şu an karakterlerden bahsediyoruz. Yani bu olay böyle işliyor. Bence kondisyonu iyi bir fikir verdiğimi düşünüyorum. Beyinde şöyle işliyor. Beyin kısmını da anlatayım, sonra bitirelim. Sabah hayvan gibi düşünelim. Sabah işe gittim. Karşılığında para aldım, karnım doydu. Biyolojin diyor ki, ben bunu yaparsam karnım doyar. Bu kadar basit. Sen de o yaptığın şeyi yapmaya devam ediyorsun. Ve
hormonlardan bahsedeyim. Ben bunu yaparsam mutlu olurum. Ben bunu yaparsam cinsel bilmem ne duyarım. Bunlar tatlı hormonlardır. Herkesin hoşuna gider. Bazıları var, mesela korku hormonu. Bunlar da bazılarının hoşuna gider. Aslında bütün hormonlar çok tatlıdır. Yani çok bağımlı yapar. Mesela eroin. Eroini birisine sarıldığınızda eroinin içindeki bir tane chemical, kimyasal. Siz zaten birisine sarıldığınız zaman beyniniz size onu veriyor zaten bütün vücudunuza. Bütün vücudunuza kanına karıştırıp yayıyor. Eroin, kokain. Kokain de var mı bilmiyorum ya. Kokain sizi aydınlatıyor da ateş veriyor. Oksitosin mi? Sarıldığında oksitosin salgılıyorsun. Eroinin içinde oksitosin de var o zaman. Ama mesela eroini bir kere almış olmanız bütün hayatınızın, bütün o nöronlarınızın şeyini değiştiriyor. Şimdi 20 hormonda beyindeki centralo eden yerden salgılanıyor 20 hormonda. Ya 20 diyorum da aşağı yukarı belki şey sayısını yanlış hatırlıyorum. Neydi? Nükleya. Bir şey nükleya. Pepite nükleya mı neydi ya? Şu an hatırlayamadım adını. Normalde her gün söylerim yani. Havalı durduğu için herkese söylüyorum. Ben beyin biliyorum. Tamam, toplamaya çalışıyorum. Bütün hormonlar bağımlılık yapar. Hepsi tatlıdır. Hepsini almak için bazıları insanlar istiyormuş gibi durur. Bazılarını istemediğini söyler ama ister. Ben o konuya geri döneceğim. Şu anlık bu kadarı yeter diyorum.